Fransız bir doktor anlatıyor. Fransa'daki hastanelerden birinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışıyordum. Bir gün Müslüman bir Arap kadın hastaneye doğum yapmaya gelmişti. Doğum sancıları başlamıştı. Çok sancısı vardı. Kadının doğum vakti geldiğinde benim mesai saatim bitmişti. Kadına mesai saatimin bittiğini ve eve gideceğimi, onun doğumuna başka bir doktorun gireceğini söyledim. Kadın ağlayıp bağırmaya başladı. "Lütfen, lütfen erkek bir doktorla doğum yapmak istemiyorum." Kadının tavrı garibime gitmişti. Kocasına "Neden doktorun erkek olmasını istemiyor ki?" diye sordum. Adam, "Çünkü o kendisini namahrem bir erkeğin görmesini istemiyor. Hayatı boyunca yüzünü ailesi, ben ve mahremi olan erkekler dışında yabancı bir erkek görmedi. Şimdi doğururken yabancı bir erkeğin onu görmesini nasıl kabul etsin?" dedi. Adamın söylediklerine güldüm ve "Peki madem karının isteğini yerine getireceğim, ona başka bir doktor getirmeyeceğim." dedi. Sonra doğuma girdim. Bebek dünyaya geldi. Sonra ben eve gittim. Ertesi gün hastaneye geldiğimde anne ile bebeği görmek istedim. Yanlarına gittiğimde bebeğin doğumundan sonra saçlarının tıraş edilmesi gerektiğini söyledim. Araştırmalara göre bebeğin anne karnında içinde bulunduğu sıvının saçlarını tamamen kapladığını ve bu sıvının saçların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesine engel olduğunu, ayrıca bebeğin saçlarının tıraş edilmesinin beyin fonksiyonlarının düzgün çalışması açısından da faydalı olacağını ve bir haftalık olmadan saçlarının kesilmesinin yerinde olacağını anlattım. Kadın bana "Evet, bunu biliyoruz. İslam dini ve İslam peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun 1400 sene önceden yapılması gerektiğini bize bildirmişti. Hatta Peygamber Efendimiz yeni doğan çocukların saçlarını birçok hastalık ve zarardan korunması için 7 günlükken tıraş ederdi. Modern tıp bunu daha yeni mi keşfetti?" dedi. Şok olmuştum. Kadına yapmam gereken başka bilgilendirmeler de olduğu için konuşmaya devam ettim. Fransa'da pek çok kadın doğum sonrası lohusalık döneminde cinsel birlikteliğe devam ettikleri için pek çok kadınsal hastalığa yakalanıyorlar. Doğumdan sonraki yaklaşık 6 haftalık süreçte cinsel birliktelikten uzak durmalısın dedim. Kadın bu söylediğime güldü ve "İslam bize bunu da bildirdi. Lohusalık, yani nifas döneminde cinsel birliktelik yasaktır. Kadın nifas kanından temizlenip iyileşene kadar cinsel birliktelik yasak olduğu gibi oruç ve namazdan da muaftır." dedi. Bir kez daha dehşete düşmüştüm. Modern tıp ve doktorlar dininizin size emrettiği bu gerekçelere ulaşmak için uzun yıllar harcadılar dedim. Bir süre sonra bebeği de görmek istedim ve bebeğin yanına gittim. Kalp atışlarının düzenli olabilmesi için sağ yanına yatırılmasının daha uygun olduğundan bahsettim. Bu kez kadının kocası güldü ve "Biliyoruz doktor hanım, bizim dinimize göre sağ yana yatmak sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman sağ tarafına yatardı." dedi. Şaşkınlığım giderek artıyordu. Bu bilgilere ulaşabilmek için biz doktorlar neredeyse bir ömür harcadık. Müslümanlarsa bunları dinleri ve peygamberleri vesilesiyle zaten biliyorlar mıydı yani? Bundan sonra bu dini daha iyi öğrenmeye karar vermiştim. Bu din büyük küçük demeden her konuda bir öğreti sunmuştu inananların hayatına. Bu din alemlerin Rabbi ve bütün yaratılmışları yaratan Allah'ın diniydi. Fransa'da İslami bir merkezin bulunduğu bir şehre gittim. Bir süre orada kaldım ve bu İslami merkezde vakit geçirerek aklıma takılan, öğrenmek istediği her şeyi sordum. Orada bulunan Arap ve Fransız Müslümanlara sorup öğrenerek İslam dinini iyice öğrendim. Birkaç ay sonra da İslam'a girdiğimi herkese duyurdum. Bu öyle bir dindi ki hayatta var olan her şeyi kapsıyordu. Müslümanların sadece ahiret hayatları hakkında değil, dünya hayatları hakkında da hemen hemen her konuda bir hüküm içeriyordu. Şimdi alemlerin Rabbi olan Allah'a beni İslam nimetiyle şereflendirdiği için hamd ediyorum. Bizi nebilerin en hayırlısı ve sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine dahil ettiği için şükrediyorum.